İyi akşamlar Cemal Usta. İyi akşamlar Usta. Bu akşam şovda ne yapıyorsun? Lokma tatlımız var efendim. Malzemeleri sayabilir misin? 1 kilogram un, 1 kilogram su, 50 gram şeker, 80 gram maya. Evet, ondan sonra? Hamurumuzu mayalandırmaya bırakıyoruz. Üstünü streçli. Evet. Mayalandırdıktan sonra gördüğünüz gibi mayalanmış hali. Yağımıza, kızarmış yağımıza döküyoruz. Döküyoruz. Bundan da arkadaşlar çıkarıp soğuk şurubumuza döküyoruz. Şeker şurubumuza. Ondan sonra yanında isterlerse bal, süzme bal, tarçın, toz tarçın, yeşil fıstık şeklinde sunumumuzu yapıyoruz. Birazdan misafirlerimiz gelecek. Onlara sunumu gerçekleştireceğiz. Lokma çektiğimiz de bu şekilde arkadaşlar. Kaşık yardımıyla bir elinle hamuru küçük bisiklet şeklinde sıkıyor. Bir elinde kaşığı. Tabi bunu yaparken su kullan... Söyle Cemal Usta. Ara sıra yağımıza batırıyoruz kaşığımızı. Evet. Yoksa kaşığımıza yapışık kalır. Evet. Arkadaşlar buna kimi yerde bodrum lokması, kimi yerde kaşık lokması, kimi yerde misket lokma, sarar lokması. Sonuç olarak bir lokma işte. Arkadaşlar lokmalarımız hazır. Buradan şuruba. Evet, bu arada da iyi akşamlar, hoş geldiniz. Afiyetler olsun. Evet, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Afiyetler olsun. Kaşık lokması, bodrum lokması, sarar lokması, misket lokması. Kaç tane ismi var yani? Bal seven varsa orada süzme bal da var. Sayın misafirlerimiz. Dökme işlemi devam ediyor. Bizi mi çekiyorsun? Evet. İkinci posta lokmamız da pişiyor. Misafirlerimiz sabırsızlıkla bekliyor. Evet. Gördüğünüz gibi şekere koyuyoruz. Şeker şurubuna yani. Biz hiç böyle bağlamak yemedik. Domotel farkı. Evet, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bu yaşta yiyor tatlıları diyeceksiniz değil mi? Evet, bu yaşta tatlı yiyor amcamız. Evet. This is ma'am, on the top is pistachio, you like the cinnamon, you like the honey. You like everything, okay, bon appétit. Evet Celal Usta, en zor kısım tabii ki senin. Teşekkür ederiz bu akşam için. Eline koluna sağlık. Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet.